Türkiye, bölgedeki ateş topunun içine çekiliyor. Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ali İhsan Oturak yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kritik günler geçirdiğine dikkat çekerek, Batı tarafından yerli işbirlikçiler de kullanılarak, ülkemiz çözüm süreci, demokrasi paketi gibi atlar altında bir ateş topunun içerisine çekilmeye çalışılıyor. Biz buna izin vermeyeceğiz dedi. Ali İhsan Oturak, milli görüş kadroları olarak, durun kalabalıklar, bu sokak çıkmaz sokak diye haykırmak için, yola çıkmış bir teşkilat olduklarını da hatırlattı. Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ali İhsan Oturak, seçimlere en hazır partinin Saadet Partisi olduğunu vurgulayarak, bu durumun en önemli sebebi bütün insanlığın saadeti için çalışmayı kendine inanç edinmiş ve vazifesini yerine getirmez ise ağır bir sorumluluk altında kaldığına inanan, şuurlu ve fedakar mensuplarımızdır. İlçelerimiz ziyaret edilerek teşkilat ve seçim çalışmaları yerinde görülecek ve inşallah partimizin seçimlerin favorisi olmasını temin edecek çalışmalar yapılacaktır şeklinde konuştu. Demokratikleşme paketine, Ayasofya pakete sığmadı diyen Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ali İhsan Oturak, Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketi, Mor Gabriel Manastırı'nın arazi idaresinde bulunurken, yıllardır hukuksuz, sahte imzalarla ibadete kapalı tutulan Ayasofya Camii'ni mahzun bıraktı. WXQ demokratikleşme paketi artık Türkiye'nin gündeminden kalkmış, Türk Hava Kurumu, kurban derileri, yardımlar, isim değişiklikleri, parti üyeliği, Roman Enstitüsü, manastırlara arazilerinin iadesi gibi konularda serbestlikler getirirken, bir özgürlük açılımında olmazsa olmaz olarak bulunması gereken Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması konusuna hiç değinilmedi. Günlerdir kamuoyunda yükseltilen beklentilerle bütün Türkiye'nin şartlandırıldığı paket, nihayet önceki gün Başbakan Erdoğan tarafından açıklanınca, ilk günün sıcaklığı geçmeye başlayınca, içeriğinde esas olması gereken konulara değinilmediği de görüldü. Türkiye'nin inanç özgürlüğü alanında kanayan bir yarası olan Ayasofya Camii'nin müze olarak kullanılması da bunlardan birisi. Milli Gazete'nin ortaya çıkardığı belgelere göre Mustafa Kemal Atatürk adına ıslak imza ile değil de tam 5 asırdır cami iken sahte imza ile müzeye çevrilen Ayasofya yeniden ibadete açılmayı bekliyor. Sultan Fatih tarafından cami olmaktan çıkaranlara lanet okunmasına rağmen neredeyse 1 asırdır müze olarak ibadete kapalı olan Ayasofya Camii için 11 yıllık AK Parti iktidarında da bir değişim olmadı. Eski dönem yasaklarını kaldıran açılım, atılım ve özgürlükleri esas alması gereken Başbakan Erdoğan'ın Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına yönelik tek kelime bile olsa bahsetmemesi ise manidar bulunuyor. Türk halkı, fethin ve bu topraklar üzerindeki egemenliğimizin en önemli sembollerinden olan Ayasofya'nın ikinci pakette muhakkak ibadete açılmasını bekliyor açıklamasında bulundu.